Akın Bey, öncelikli olarak hoş geldiniz. Turkcell Global Bilgi Dijital Müşteri Deneyimi Çalışmaları noktasında Türkiye'de öncülük yapan kurumların başında gelmekte. Dijital müşteri deneyimini daha doğru anlayabilmemiz için ne söylemek istersiniz? Valla öncelikle çok teşekkürler. Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Biz Turkcell Global Bilgi olarak önce dijital dönüşümün ne olduğunu anlamanın kritik olduğunu düşünüyoruz. Burada dijital dönüşüme baktığımız zaman Türkiye'de ve dünyada bu çok önemli bir trend olarak şu an önümüzde durmakta. Bunun içerisinde neler var diye baktığımız zaman da tabii ki dijital kanalların aktif olarak kullanılması ve gelişmesi söz konusu. Burada internet uygulamalarının, web uygulamalarının, e-posta uygulamalarının, mobil cihazların müşteri deneyimi tarafına yansımalar olduğunu görüyoruz. Arka tarafta ise analitik uygulamaların, veri işlemenin, veri mühendisliğinin çok büyük önem kazandığını görüyoruz. Robotların ve yapay zekanın da önümüzdeki dönemde çok kritik bir rol oynayacağını görmekteyiz. Dünyadaki hazırlanan raporlara baktığımız zaman müşteri deneyimi yolculuğunda özellikle dijital kanalların %30 civarında mobilde aktif olarak değişeceğini görmekteyiz. 2018 yılı sonunda rapor oranlarına göre bazı raporlarda %25, bazılarında %28 olarak görüyoruz. Robot kullanımının aktif olarak müşteri temsilcisini destekleyici veya bazı fonksiyonlarda da yerini alıcı bir rolü olacak. Bunun dışında yapay zeka tarafında da şimdi basit olarak deterministik, yani belli programlamaların olduğu, bu işlemi yaparsa evet de bunu yaparsa hayır de gibi basit programlamaların ötesine geçip çözüm önerme, problem çözme, doğal dili anlama, algılama gibi fonksiyonların geleceğini görüyoruz. Burada en önemli gördüğümüz değişikliklerden bir tanesi de hiç değişmeyen şey müşteri deneyimin kendisi. Dijitalleşme bir kavram olarak masada durmasına rağmen aslında ana temelde hizmet ettiği olgu müşteri deneyimi. Müşteri deneyiminde müşterinin yaşayacağı duygular ve algılar asıl belirleyici olacak. Yani acı ve keyif noktaları, yani özünde de basit bir servis haritasının ortaya konulması. Basitlik, basit olarak olayı çözen, basit iletişim kuran firmalar burada başarılı olacaklar. Müşterilerine iyi deneyim yaşatanlar başarılı olacaklar. Dijitalde bunu hizmet eden en önemli nokta olacak diyebiliriz. Şöyle bir toparlamam gerekirse, dijital dönüşümle beraber hayatımıza en büyük değişecek şey hepimizin kullandığı akıllı telefonlara bunun hepsinin toparlanıyor olması. Çünkü akıllı telefonlarımızdan artık sesli görüşme yaparken aynı anda IVR'ı bir menü olarak seçebileceğiz. Fotoğraf çektiğimiz için yaşadığımız bir problemin fotoğrafını ya da videosunu çekip gönderebileceğiz. Bunların yanı sıra akıllı telefonlarımızın hesap yapma, bilgisayar kabiliyetleri olduğu için lokasyon bilgisini alarak bize farklı yönlendirmeler yapabilecekler. Burada robotlar çalışacak, aynı zamanda müşteri temsilcileriyle yazışabileceğiz ve konuşabileceğiz. Bütün bunlar, bu teknolojiler, bu dijital teknolojiler yepyeni, evrimleşmiş bir müşteri deneyiminde hayatımıza sokacak. İşte biz de burada Global Bilgi olarak, Turkcell Global Bilgi olarak müşteri deneyiminde 15 milyon kullanıcısı olan BIP platformuyla bunu başarmak için ilk denemelerimizi yapıyoruz. Artık müşteriler BIP platformu üzerinden rahatlıkla gelip sipariş verebilecekler, teknik destek alabilecekler ve bütün bu işlemlerden faydalanabilecekler. Facebook Messenger ve diğer platformlarda da bunların hepsi gerçekleşecek. Özetle bu şekilde cevap vermeye çalışayım. Çok teşekkür ederiz.